Örgü El İşlerim kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolay, pratik bir lif yapacağım. Lifim banyo lifi değil, bulaşık lifi. Küçük, pratik dediğim gibi. Hemen biten bir lif yapacağım. Bu ipi kullanmak istiyorum. Çünkü bu ip güzel küpüren bir ip. Bakın ipimiz kendiliğinden. Süslü bu şekilde. Hiç uğraşmadan yapacağız inşallah. İpim bakın. Tuana yumuş ip. Burada kaç gram olduğu yazıyor. Numarası falan yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şurasında. Ve ben hemen yapılışına geçiyorum. Hanımlar, tığ olarak ne kadar kalın tığ kullanırsanız o kadar iyi. Benim elimde 5 numara tığ var. Ben o yüzden biraz daha gevşek yapacağım. Biraz ipim tüylü olduğu için belli olmayacak. Ama ben anlatıp yapacağım. Bakın bu şekilde zincirlerimizi yapalım. Yapabildiğimiz kadar gevşek yapalım hanımlar. Çünkü dediğim gibi ipimiz süslü. Ne kadar gevşek olursa o kadar güzel küpürür. Bakın bu şekilde zincirlerimi yaptım. 20'ye yakın zincir yaptım. Siz istediğiniz kadar büyüklükte yapabilirsiniz. Bu şekilde ipimi alıyorum. Bakın trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan yaparken hanımlar çok gevşek yapıyorum. Hani küçük sıkı trabzan değil. Bakın bu şekilde çok gevşek trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Her bir zincirin içine bir tane trabzan. Hanımlar bakın bu şekilde trabzan yaptım. Hemen lifimi, yani bunu çeviriyorum. Üzerine bir zincir yapıyorum ve yine aynı şekilde trabzan yaparak devam ediyorum. Hanımlar çok çok kolay. Herkesin yapabileceği bir model. Dediğim gibi modelimiz belli olmuyor. Lakin trabzanla yapılan kolay bir model. Dilerseniz şişlendi aynı şekilde ters düz yaparak yapabilirsiniz. Mantığımız hep aynı. Sıra sonuna kadar trabzan, sıra sonundan sonra çeviriyorum, yine bir zincir yaparak trabzan yapıp devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Burası benim sıramın sonu. Bakın yaptım. Çeviriyorum. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi lifimiz büyük olana kadar. Burada bir zincir.
ve sıranın sonuna kadar devam edip lifimizi büyütelim. Hanımlar, bu şekilde ben lifimi büyüttüm. Gördüğünüz gibi hem çok kolay oldu hem de küpür küpür yapan bir lif oldu. Model belli olmuyor çünkü dediğim gibi ipimiz tüylü olduğu için, ama çok güzel küpürüyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Örgü El İşlerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.